Günaydın abi. Günaydın hemşire. Ne e'si? Barıştık mı? Küs müydük ki? Dün gece sana attığım tokattan dolayı bana kızgın değil misin yani? Abi kardeş arasında olur böyle şeyler. Benim melek kalpli güzel hemşirem. Seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Sen bana rahmetli ana babamızın emanetisin. Kendim için ne yapıyorsam bil ki aynı zamanda senin iyiliğin için yapıyorum. Biliyorum abi. Hadi kahvaltıya inelim. Güllü kalktı mı? Hayır. Uyuyor herhalde. Uyansa iyi olur. Bugün derse götüreceğim onu. Ne dersi? Madame Emma'ya. Adab-ı muaşeret dersi. Hani bu kız görgüsüzün teki diyordun ya. Günaydın Gülizar. Günaydın. Güllü'yü de gidip uyandırsana. Güllü odasında değil. Değil mi? İyi git bul, neredeyse çağır işte. Güllü çiftlikte değil Muzaffer Bey. Yasina sabahtan beri her yere baktı. Tarlalara bile adam yolladı. Baksınlar diye ama. Kız yok. Ne demek yok canım? Nereye gider kız başına sabah sabah? Sakın kaçmış olmasın abi. Ne diyorsun Allah aşkına hemşire? Niye kaçsın durup dururken? Git herkesi avluda topla hadi. Gören, nereye gittiğini, nerede olduğunu bilen varsa söylesin. Görmediniz mi hiçbiriniz? Ha? Yasin Ağa Ramazan nerede? Buradayım dayı. Neredesin ulan sen? Şeytan barının oradaydın dayı. Güllü kayıp, gördün mü kızı? Nereden göreyim dayı? Emrettiğin gibi kızın yanına yaklaşmıyoruz bile. Bu kız mutlaka bulunacak. Bilen gören varsa şimdi söylesin, yemin ediyorum falakaya yatırır döverim. Ben Güllü'ye ne olduğunu biliyorum. Her şeyi gördüm. Madem gördün, ne susuyorsun lan sabahtan beri? He? Ben sizden korkumam. Bak hala kemküm edip duruyor, anlat! Gece su içmeye kalktıydım. Avludan ayak seslerini duyunca camdan bir bakayım dedim. Güllü şu tarafa doğru gidiyordu. Koşmadın mı arkasından? Nereye gidiyorsun gece vakti diye sormadın mı? İçi sıkılmıştır diye düşündüm. Biraz hava alıyordur zannettim. Allah belanızı vermesin. Şu kadar insansınız, bir kıza sahip çıkamadınız be. Abi, jandarmayı arayalım mı? Başka çare kalmadı ki zaten. Allah vere de başına bir şey gelmiş olmasa.